Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com Özgür Sancar'la spor kazanını sunar. Hepinize merhaba, programımıza hoş geldiniz. Birlikteliğimiz 16.30'a kadar devam edecek. Bu süre içerisinde pek çok konuya değineceğiz ve özel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Birazdan programımızın başlangıcında Beşiktaş Kulübü'nün başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi canlı yayın konuğumuz olacak. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la spor kazanı devam ediyor. Özgür Sancar, özel röportaj. Beşiktaş sezonu 2 kupayla kapattı. Beşiktaş Kulübü'nün başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi özel söyleşi bölümümüzde canlı yayın konuğumuz. Sayın Başkan, yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Sağ olun, teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun, bizi onurlandırdınız, çok mutlu oldum kabul ettiğiniz için. Ayrıca teşekkür ediyorum çünkü o kadar yoğunsunuz ki şampiyonluk geldi, 2 kupa geldi, biraz rahatlayalım, tatil yapalım diyemediniz. Bunu çok iyi biliyorum. Nefes alacak vaktiniz yok. Allah kolaylık versin. Amin, evet, maalesef hiç vaktimiz yok. Yani o günkülerden daha fazla şu anda meşgul ve vaziyetteyiz. İşlerimiz çok daha fazla yoğunlaştı. Hayırlısı olsun bakalım. Biz herhalde tatil bu sene olmayacak. Doğru. Ama siz hiçbir zaman, yani şartlar ne kadar zor olursa olsun, umutsuzluğa prim vermiyorsunuz. Hep umutlu bakıyorsunuz geleceğe. Yanılıyor muyum? Umutlarımda evet, yorgunluklarım oluyor ama umutsuz hiç olmuyor. Beşiktaş çok önemli bir zafer kazandı, şampiyonluk, kupa kazandı ama tabii asıl başarı Avrupa'da kazanılması gereken başarı. Ben eminim siz başkan olduğunuzda da, başkanlık fikrini olgunlaştırdığınızda da Beşiktaş'la birlikte Avrupa'da kupa kazanma düşüncesi vardı. Şimdi bu çok daha güçlü bir biçimde önünüzde hedef olarak duruyor mu bu sezon itibariyle? Şimdi sadece Avrupa bizim için önemli değil, bizim için lig de önemli. Yani biz hepsini beraber taşıyacağız. Ama Avrupa'daki de bizim için ayrı bir önem ifade ediyor. Hem şampiyon olmak istiyoruz, hem kupayı almak istiyoruz, hem de Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Hele hele bunu da bir kupayla taşlandırma şansı bulabilirsek çok daha mutlu olacağız. Şampiyonlar Ligi için somutlu hedef var mı söyleyebileceğiniz Şampiyonlar Ligi'nde? En iyisi neyse o. Doğru. Daha önce Beşiktaş bu konuda gruplarda çok başarılı sınavlar vererek rüştünü ispatladı. Sanırım bundan daha iyisini yapmak isteyecek. Çeyrek final, daha ilerlere gitmek isteyecek. Umarım, inşallah. Peki. Tabii transfer dönemine girmek üzereyiz Sayın Başkan. Beşiktaş'ın da gündeminde pek çok oyuncu olduğundan bahsediliyor. Bakıyorum şöyle bir enflasyonist ortam var. Beşiktaş'a o kadar çok oyuncu geliyor gidiyor ki son dönemde. Ama her şeyden önce tabii Sergen Yalçın hoca ne düşünüyor, bu önemli. Taraftar merak ettiği için ben de hoşgörünüze dayanarak soruyorum. Sergen Yalçın'la ilgili son durum nedir? Yeni bir sözleşme meselesinden bahsediliyor. Anlaşma sağladınız mı? Hayır, görüşmelerimiz devam ediyor ama anlaşacağız. Anlaşmamamız için bir neden yok. Fikrimiz aynı. İşte her zaman söylüyorum. Bizde değişen bir şey yok. Biz hocamıza devam etmek istiyoruz. Etmememiz için bir neden yok. Yani etmemek gibi bir olasılık da söz konusu değil anladığım kadarıyla sözlerinizde. Olasılıklar var. Her şey olabilir ama böyle bir niyet ve arzu yok her iki tarafta da. Anladım. Her iki taraf doğru. Yani profesyonel dünya bu. Ayrılık olasılığı evet, söz konusu ama. Şeyler konuşulur. Doğru. Ama biz çözmek için burada varız. Her iki tarafta öyle olduğunu düşünüyorum. Doğru. Ama bir şeylerin konuşulup çünkü ilk geldiğimiz zaman hocamız bir buçuk sene evvel geldi. Biliyorsun Abdullah Avcı hocamız gitmişti. Çok çabuk ayrıcıyla bazı şeyler yapıldı. Hoca da bizden bazı şeyleri konuşma şansı bulamadı. Biz de bulamadık. Sonra mücadelede başlayınca ara olmayınca mücadelede bazı şeyleri hep erteliyorsun. Şimdi onları konuşup daha huzurlu ve daha faydalı Beşiktaş'ımıza nasıl oluruz diğer iki tarafta karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Bunlar çok doğal süreçler. Bunlarda bir art niyet aramamak lazım. %100. Kumsal olmamak lazım. Evet. %100. Yani fikir ayrılıkları tabii ki olacaktır. İşin doğasında var ama siz her zaman birleşmekten ve uzlaşmaktan yana tavrınızı koyuyorsunuz. Sergen Hoca da öyle. Sözlerinizi alalım. Hepimiz öyleyiz. Yani doğru. İkimizin de gayesi konuları ortak bir şekilde nasıl yöneteceğimiz üstünden fikir olmak. Geçen gün Montero'ya da sordum. Sergen Yalçın'ın önümüzdeki dönemde Avrupa'nın elit en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi olacağına dair inancınız nedir Sayın Başkan?
Olabilir. Biz hocamızı çok başarılı buluyoruz. Onun içine devam etmek istiyoruz. Taraftar da bunu görüyor. Biz de görüyoruz. O da bunun bilincinde. Ağır bir sorumluluk var üstünde tabii. O kolay değil. İnsanların sizden beklentileri arttıkça sorumluluğunuz da artıyor. Bu da tabii ki biraz insanı gelebilip yorgun da bırakabilir. Yani onu da söyleyeyim. Bazen çok başarılı olmanızın beklenmesi size de sıkıntıya sokabilir psikolojik olarak. Ama tabii ki büyük liderler, lider hocalar, lider başkanlar bunları bir şekilde yönetmek ve aşmak durumunda olanlardır. Hem kendi adınıza hem de Sergen Yalçın adına bu zor süreci, baskıyla dolu süreci iyi yönettiğinizi düşünüyor musunuz? Yani biraz tuhaf bir soru oldu. Evet tabii ki. Yönetmediğimizi düşünsek, doğrusunu bulup yapmaya çalışırız. Şu anda doğru yönettiğimi düşünüyorum. Şu an için. Sayın Başkan, Şampiyonlar Ligi ve ligdeki başarılardan, Türkiye'deki başarılardan sonra Beşiktaş'ın 45-50 milyon euro bandında bir gelire sahip olacağını söyleyebilir miyiz yuvarlak hesapla? Bu Beşiktaş'ı rahatlatıyor mu eğer durum böyleyse? Büyük yok. Rakamları çok abartılıyor. 18-30 milyon euro arasında gezeceğini düşünüyoruz zaten. O zaman yine temkinli hareket etmek lazım transferde. Yani temkinli derken hiç benim için bir şey değişmez. Yani benim için doğru transferler demek sokağa saçılmamış paralar, iyi değerlendirilmiş futbolcular, doğru yapılmış kontratlar ve bir futbolcudan maksimum alınması gereken faydayı alabilmek. Benim hedeflerim bu. Ben de futbol oynamıyorum. Ben teknik direktörlük de yapmıyorum. Benim hedefim Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne sportif anlamda en fazla faydayı sağlayacak kişileri, sporcuları takımın bünyesine en uygun şartlarda getirebilmek. Yoksa herkesin ne istediğini verseniz zaten işte beklediğimiz yere bir daha geri dönerim. Ben bu söylemle buraya gelmedim. O konuda dik durmaya devam edeceğim. Ayrıca da belirtmek istiyorum. Defalarca söyledim. Yani transferi ben onu da getir bunu da getir desem dahi Futbol Federasyonu'na gönderdiğiniz evraklar orada tescil edilmiyor. Çünkü bizim önümüze 2 sene evvel koymuş limitler var. O limitler bir şekilde her sene biraz daha aşağı çekilerek gidiyor. Daha da azaltılarak gidiyor bir evvelki seneye göre. Ki bizim için büyük sıkıntı bu. Ve herkes diyor ki işte gelirleriniz var bu sene Şampiyonlar Ligi. Lisanslama kurallarında o gelir 1/3'ünü ancak ekleme yapabiliyorsunuz. O da 5-6 milyon euro, 7 milyon euro size limitlerinize katkı sağlayacak. Zaten geçen sene verilen size atıyorum 35 milyonsa şimdi rakam düşüyor 22-23'e üstüne koysanız 30'u zor buluyorsunuz. Ama biz tabii ki Beşiktaş'ın daha iyi şartlarda ülkeyi temsil edebilmesi adına bu limitlerde bize hoşgörülü davranılması gerektiğini federasyona izah ettik ve kavgamızı, mücadelemizi federasyonla ve oradaki bankalarla vermeye devam ediyoruz. Sayın yani Başkan'ın... Buyurun. Ama elimiz kolumuzda bir yerde bağlı. Ama pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Nihat Özdemir'in bu konudaki tavrı nedir? Toleranslı yaklaşıyor mu? Evet diyor mu bu talebe? Sadece Nihat Özdemir'in karar veremeyeceği bir konu bu. Orada bir kurul var, komisyon var. Orada bankacılarımız var. O bankacıların da kendilerine göre aldıkları talimatlar var. Krediyi verirken oluşturdukları şartlar var. Onlara sadık kalmak istekleri var. Nihat Özdemir bize yardımcı olmaya çalışıyor. Evet. Ama onun elini kolunu bağlayan içinde bu kulüplerin ayakta kalmasına imkan veren bankalarımızın da talepleri var. Herkesin gönlünü yaparak bir yol bulmaya çalışıyoruz. Anladım. Bir ara yol bulunacak sözlerinizden bunu anlıyorum. Umarım. Öyle. Sayemiz o. Sayın Başkan, Sayın Ahmet Nurçebi, Beşiktaş Kulübü'nün başkanı. Final bölümündeyiz. Artık yavaş yavaş sona geliyor. Çünkü Sayın Başkan çok meşgul ve bir kabulü var az sonra. Sayın Başkan, ben yine hoşgörünüze dayanarak size şunu sormak istiyorum. Salih Uçan bitmiş bir transfer olarak Beşiktaş'ın gündeminde mi? Transferler sevgili Özgür, bittiği zaman açıklanıp bitmeden hiçbir transfer konuşulmaz. Bu her türlü sakıncalı. Bir, mevcut futbolcular her kimse adları geçen onları yıpratıyoruz. İkincisi kulüplerimizi yıpratıyoruz. Üç, ilişkilerimize zarar veriyor bu tür şeyler. Ben prensip olarak transferlerde bitmiş kontrat imzalanmış transferlerin kamuoyuyla paylaşılmasından başka bir yolun doğru olmadığını söylemek istiyorum. Onun için bu sorularınıza üzgünüm, cevap vermek istemiyorum. Haklısınız, ben saygı duyuyorum tabii ama izninizle. Ben de saygı duyuyorum, taraftar merak ediyor ama ben de onların da bana saygı göstermesini, anlayışla karşılamasını rica ediyorum. İsimleri dolaşan her futbolcu ya yıpranıyor ya da kulübü yıpranıyor ya da Beşiktaş yıpranıyor. Dolayısıyla lütfen bittiği anda
Doğru, haklısınız. Ama şunu da sormak istiyorum size. Portekizliler çok ısrarla iddia ediyorlar. Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Jetson Fernandes şu anda Beşiktaş'ın gündeminde diyorlar. Sayın Başkan, bu konuyla ilgili söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Doğru mu bu iddialar? Yok, şu anda gündemimizde yok. Peki. Yok. Yani şu anda gündemimizde yok. Beşiktaş. Ama olmayacak anlamına gelmez. Her alternatif olmadığı zaman başka alternatiflere dönüyoruz. Bugün olmayacak alternatifler olursa bir alternatif olarak şu anda önümüzde o durmuyor. Ama yarın gelirse değerlendirirsiniz. Bir şey söyleyemem. Evet. Anladım. Sayın Başkan, son sorum şu. Beşiktaş'ta takım oyunu çok iyiydi ama bireysel performanslarda buna eşlik etti. Yani tek tek futbolcular, örneğin Larin harika bir sezon yaptı bence. Ersin 18 yaşında çok iyi bir kalecilik örneği verdi. Larin ve Ersin'le yönelik Beşiktaş kulübüne gelmiş resmi bir teklif var mı istediğiniz fiyatlarda? Var ama pek satma niyetimiz yok. Kadromuzu muhafaza etmeyi tercih ediyorum olabildiği kadar. Ersin de dahil mi bu liste? Dahil. Çünkü dediler ki Nis'ten teklif geldi, işte Beşiktaş anlaşıyor vesaire. Gelebilir. Yani her teklif gelince futbolcu verilmez ki. Doğru. Bizim de kendimize göre değerlendirmeyiz ve planlarımız var. Ne kadar para önerirlerse önersinler, mutlak bir biçimde Larin ve Ersin'i kadroda tutacak mı Beşiktaş? Öyle bir şey söylemedim. Ne kadar para, paranın içindeki şemali önemli tabii. Anladım. Önümüze gelen rakamlar bizi tatmin edici değil. Peki. Takımda kalmalarını tercih ederim. Hangi kulüplerden teklif geldiğini sorabilir miyim? Hayır. Peki. Sayın Başkan, eksik olmayın. Ben daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çok meşgulsünüz ve yorgunsunuz. Beşiktaş taraftarına, kamuoyuna vermek istediğiniz bir mesaj varsa onu da alabiliriz. Tabii ki var. Bir, şunu söylemek istiyorum. Bu şampiyonluk çok özel bir şampiyonluk. Beşiktaş tarihinde çok altın harflerle ayrı bir köşeye ismi ve adı yazılacak bir yıl bu sene. Hem pandemi, hem taraftarın olmadığı bir dönemde, hem ekonominin çökmüş olduğu bir süreçte, hem çok zor şartlarda devraldığımız kulübümüzün bu şampiyonluğu, iki kupa, hatta kadın futbol takımının kupası, hatta basket takımının başarıları, muhteşem bir sezon geçirdiğimizi söylemek istiyorum. Artı taraftarımıza ümit ediyorum ki bu sene inşallah beraber olacağız. Pandemi inşallah azalacak. Aşılamanın azalması da bizim için çok önemli. Yapılması daha doğrusu aşılamanın. Bunların sonucunda taraftarla burada buluşmak benim için çok önemli. Yani 2,5 yıllık göreve geldim. Neredeyse 1,5 yılı taraftarsız beraber olmadık taraftarla. Evet. Umuyorum onları kupalarda kazandık. Burada tören yapıldı. Bu tören yapılırken içeriye alamadık. Beraber olamadık. Bunlar benim için hepsi birer yara. Hepsi rahat olsunlar, güvensinler. İlk fırsatta kucaklaşacağız ve bizlere güvensinler, sabırlı olsunlar. Biz her şeyin iyisini ve güzelini Beşiktaş'ın yapacağız. Bunda tereddüt etmesinler. Sayın Başkan, yeni sezonda %25 kapasiteyle de olsa taraftar alınacak mı statlara? Bir bilgi var mı bu konuda? Var ama tahmin ediyorum bu Ağustos sonundaki rakamlara bakılarak Ağustos'ta karar verileceğini düşünüyorum. Yani bu karar 2 aydan evvel netleşmez. Bu arada bir planlama var bu konuda. Bir planlama var. Bu müjdeyi de Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi sizlere aktardı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın da başkanı Sayın Çebi, biliyorsunuz. Az önce de deklarasyon, Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik deklarasyon yayınlandı. Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yabancı futbolcu sınırlaması ile ilgili kararın ötelenmesi yönünde sert bir deklarasyon olarak kamuoyuna yansımış ama ben sert bir deklarasyon olduğunu düşünmüyorum Sayın Başkan. Bakıyorum gayet makul ve gerçekçi bir içeriğe sahip. Bu konuda bir mesaj vermek ister misiniz? Tabii ki. Şimdi biz federasyonla beraber bu yol yürümek zorundayız. Dolayısıyla birbirimize sert, kırıcı, incitici olmamız mümkün değil. Sadece kamuoyuna durumu anlatmak mecburiyetimiz olduğunu bilerek böyle bir deklarasyon açıklandı, yapıldı. Bu deklarasyon daha doğrusu bilgi vermek kamuoyuna. Ve burada önemli olan şu. Şimdi yabancı sayısında büyük sıkıntı yaşanıyor bu konuda. Burada baktığınız zaman sahaya çıktığında takımlarımız bir çoğunda zaman zaman yabancı futbolcularla kadronun tamamen dolu olduğunu görüyorsunuz. Bu tabloyu ben kendi şahsım adına söylüyorum. Çok da çekici bulmuyorum. Cazip de bulmuyorum. Çok da hoş bir tablo olmuyor. Yani sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'ndesiniz. Takımlar Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı liglerde mücadele ediyor ama baştan aşağı olması da bunun doğru değil. Belli bir süre içerisinde olması lazım. Azalması lazım. Ancak
Ancak çok önemli bir şey bulamak istiyorum. Futbolcularla yapılan sözleşmeler 4 yıl 5 yıla bazen dayanıyor. Ve bu süreç içerisinde bu karar verildi. Bir sene evvel verildi. Kendinizi ayarlayın dendi ama maalesef elimizdeki fazla futbolcular, sadece kendim adına söylemiyorum, diğer ligdeki takımlar adına da söylüyorum. Maalesef bunları elimizden çıkaramıyoruz. Gitmiyorlar. Yani neden? Neden gitmiyorlar? Çünkü pandemi ortamında futbol geliri düştüğü için tek elinizdeki bulunan kontratları 3-4 yıl yapılmış olanlara git deseniz dahi gitmiyorlar. Sonuç itibariyle yabancı sayısını azalttığınız takdirde, bunları sahaya süremediğiniz takdirde bu ekonomik sıkıntı içerisinde hem satamadınız, hem gitmediler, hem elinizde kaldılar, hem maaşını veriyorsunuz, hem de bir de limit koyuyorsunuz. Ki doğru bu limitler bakın. Tüm bu çerçevede bu işin 1-2 yıl daha uzatılmasını talep ettiniz. Yani tamam kesinlikle böyle olsun değil. Biz de anlıyoruz. İradeyi, idareyi, yerli futbolcularımızın da artık takımlarda oynayabilenlerin sayısının artması gerektiğini, bunun milli takım için önemli olduğunu, bunların hepsini kabul ediyoruz ve anlıyoruz. Ancak pandemiden kaynaklanan bu süreçte bu eski durumun, devam eden durumun bir sene daha, 2 sene daha uzatılmasını talep ediyoruz. Gerekçemiz de pandemide elimizde bulunan futbolcularımızdan maalesef çıkış yapamıyoruz, kurtulamıyoruz daha doğrusu kontratlarından. Son derece haklısın Sayın Başkan. Yani burada buldukları ücret standardını sözleşmelerini feshettiği zaman futbol piyasasında bulamayacakları şeklinde bir gerçeklik var. Yani burada aldıkları parayı sözleşme koşulları bulamıyor. Pandemide özellikle pandemide bu bir de daha fazla var. Yani yok yani pandemi kitlemiş spor ekonomisini. Dolayısıyla bu kontratlar bizim elimizde. Doğru. O bakımdan. Bunları tutup da tribünlerde oturtturmak veya da yan tarafta koşturmak hele ihtiyacımız var. Yoksa zaten sorun yok. Doğru bir yaklaşım değil. Biz bunu geçici olarak talep ediyoruz. Yoksa böyle biz de bu tablodan çok memnun olduğumuzu, görüntü olarak hoşlandığımızı söylersek ben şahsıma da söylüyorum doğru değil. Bence azaltılmalı ama gün bugün değil. Hepsi bu. Geri bildirim nedir? Federasyon toleransı yaklaşıyor mu bu talebinize, haklı talebinize? Yani çok sıcak baktıklarını düşünmüyorum. Net cevabı yarın öbür gün alırız gibi geliyor ama tekrar söylüyorum. Manzara hoş değil. Evet. Ama pandemiden kaynaklanan bu süreçte bir süre daha bize bu konuda hoşgörü ve anlayış istediğimizi beyan ediyoruz. Süre ne kadar Sayın Başkan? Bir sezon mu, 2 sezon mu? Daha bir sezon, 2 sezon. Yani pandemi bir bitecek ve adamlardan da maalesef kurtulmak istediğimiz sporculardan, yabancılardan da yani kurtulmak istemek derken adamları da kötü bir ifade etmeyelim. Yani şartlar gereği... Mecazi olarak söylediniz biliyorum. Evet. Şartlar gereği azaltmamız gerekenlerin kendilerine bir başka kulüp bulup gidecekleri bir futbol ekonomisinin oluştuğu süreç umut ediyorum. Gelir çok yakında. Bilemediniz 2 sene. Ama tabii ki 3-4 sene, 5 sene şahsım benim. Şahsi bir kulüpler bir adına bunu söylemiyorum. Evet hoş bir tablo değil. Birkaç sene sonra evet 3-4 tane yabancının yerlinin oynadığı 7-8 tane yabancının sahada bulunabildiği bir durumu şahsım adına ben de tercih ederim. Ama bunu bugün istemiyoruz. Bu doğru değil. Bugün bunun imkanımız el verdi. Sayın Başkan çok özür dileyerek bu konuyla ilgili size bir soru sormak istiyorum. Bu konudan yola çıkarak yabancı futbolcu anlayışıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Kişisel bir soru bu. Siz tabii işin pedagojik kısmını da çok iyi bilen bir spor insanısınız. Dolayısıyla futbolcunun ne düşündüğünü hissediyorsunuz. Sezgileriniz kuvvetli. Bunu görüyorum sizi yıllardır yakından tanıdığım için. O bakımdan bir futbolcunun, yabancı bir futbolcunun kulüple özdeşleşmesi zor diye bir ön yargı vardır ama eminim Beşiktaş'ta gördüğünüz yabancı futbolculardan bazısı bu duygusal birlikteliği, özdeşleşmeyi sağlamıştır. İlk aklınıza gelen örnek hangisi? Hangi Beşiktaşlı yabancı futbolcu? Hepsi. Ben yabancı futbolcularım hiçbir tanesi ayırt edemem. Hepsi bize aidiyet duygusuyla bağlılar. Bağlandılar, oynadılar ve halen de bağlılar. Yani öyle şu daha aidiyetli, şu bu kadar bizi daha fazla seviyor. Samimi olarak söylüyorum, hiç aidiyet etmem mümkün değil. Birbirinden farklı değil bu konuda. İyiler, hepsi çok. %100. Hepsi iyi profesyonellik örneği. Evet, evet. Zaten başka türlü şampiyonluk gelmezdi. Ama Atiba'ya bence ayrı bir parantez açmak. Bu benim kişisel fikrim. Kim? Atiba Açınsın. Ben ayırt edemem futbolcularımı. Kim benim formamı giyiyorsa gidene kadar başım gözüm üstünde yeri var, değerliler benim için. Tabii çok kızdıklarınız da oldu. Bunu da zaman zaman beyan ettiniz.
Abiler, yani babalar, başkanlar kızar. Mühim olan doğru. Beşiktaş'a yanlış yapanlar oldu. Pozitif anlamda evet. Beşiktaş adına evet olabilir. Gidenler oldu, yanlış şeyler yapanlar oldu. Bunlar da biliniyor zaten. Bunları benim söylememe gerek yok. Doğru. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Bizi onur ettiniz, katıldınız, vaktinizi ayırdınız bizim için Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Başarılar dilerim yeni sezonda. Buradan sesleniyorum. Şampiyonluğun keyfini çıkarsınlar. Doğru. Çünkü kupanın başarılı bir sezon geçiren kulüplerinin onuruyla keyfini çıkarsınlar. Bir de bırakmam seni kampanyasına biz devam ediyoruz. Destekleri manevi olarak bile olsa yanımızda olsun istiyoruz. Herkese selam ve saygılar sunuyorum. Harika. Bu arada taraftarlar ısrarla şunu sormuşlar. Başkanım diyorlar, rakiplerle fark açılacak mı? Sportif başarı farkı, yani sürdürülebilir bir sportif başarı hedefi nedir Beşiktaş'ta? Rakip kulüplerle fark açılacak bu anlamda diye ısrarla sormuşlar. Eğer cevaplamak isterseniz bunu da yöneltiyorum size. Çok da arası açılmış, rekabetle arası açılmış kulüp mücadeleleri de çok da keyifli bir spor vermez. Sportif seyir. Keyifli olmaz yani, boş verin, yan yana gidelim ama sonuçta hep ipi gösteren biz olalım. Peki. Çok aranın açılmasını da çok istemem şahsen çünkü keyif alamayız. Anladım. Biraz heyecanlı olsun. Lazım, tabii ki. Doğru, işin arasında heyecan var. İçin süperde olalım yeter bize. Sayın Ahmet Nurçebi, Beşiktaş Kulübü'nün başkanı, Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanı sizlere seslendi bu özel bölümümüzde. Efendim bir kez daha teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim. Sağ olun, teşekkürler, hoşçakalın. İyi günler. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2020'nin açılış maçı olan Türkiye-İtalya maçında Hollandalı hakem Danny McClay görev alacak. UEFA'nın internet sitesinden bu bilgi verildi. Şampiyonlar Ligi H grubunda Paris Saint-Germain ve Başakşehir arasında oynanan maçta Rumen hakemin ırkçı söylemleri damga vurmuştu geceye. Takımların tepki göstermesi üzerine futbolcular sahadan çekilince maç ertelenmişti. Sonraki gün oynanan karşılaşmaya Danny McClay atanmıştı. Paris temsilcisi maçı 5-1 kazandı. Hollandalı hakem daha önce Juventus Barcelona maçını yönetmiş ve Merih Demiral'e kırmızı kart göstermişti. Böyle ilginç bir özelliği var. İtalya ile oynayacağımız maçı yönetecek Danimarkalı hakemin, değerli dinleyiciler. Türkiye-İtalya arasındaki müsabaka A grubu ilk maçı 11 Haziran Cuma günü. Bu Cuma günü Türkiye saatiyle 22'de İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Bir kez daha hatırlatıyorum. Danimarkalı dedim, düzelterek söylüyorum. Maçı Hollandalı hakem Danny McClay yönetecek. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Beşiktaş bölümümüzle devam ediyoruz programımıza. Az önce Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi canlı yayın konuğumuzdu. Pek çok önemli açıklama yaptı Sayın Çebi. Bunların arasında kaleci Ersin'e teklif geldiği yönünde yaptığı açıklama da vardı. Aynı şekilde Larin için de teklifleri almış ama şu an itibariyle bu teklifler yeterli değil ki Sayın Başkan. Onları kadromuzda tutmak istiyoruz ama paranın paranın miktarı değişirse bu sefer buna göre yeni bir değerlendirme yapabiliriz dedi. Yani mutlak bir biçimde kadroda tutacağız şeklinde bir kararımız yok ama prensip itibariyle kadroda tutacağız. Sergen Yalçın'la elbette ki müzakere edilen bazı konular var. Çünkü Abdullah Avcı'nın ayrılmasıyla birlikte göreve geldi ve sistemle ilgili her şeyi konuşamamıştık. Şimdi sistemle ilgili, yani futbol takımının işleyişi ve yönetimiyle ilgili her şeyi konuşuyoruz. Ama bu demek değil ki ayrılık olacak. Fakat ayrılık da profesyonel dünyada bir olasılıktır. Ama biz onunla devam etmeyi istiyoruz. Bu konudaki güçlü isteğimizi ortaya koyduk. Aynı şekilde Sergen Yalçın'ın da bizimle devam etmek yönünde güçlü bir isteği var. Ama şu ana kadar anlaşma yapmış değiliz diyor Sayın Başkan. Sevgili Zafer Över, Beşiktaş'ın kalesini yıllarca başarıyla korudu. Kupalar, şampiyonluklar kazandı. 22 tane kupası var. Hem futbolcu hem de teknik adam olarak bizimle birlikte Beşiktaş bölümümüzde. Zafer abi hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. Teşekkürler Özgür, iyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim ben de. İyisiniz umarım. Çok şükür, Allah'a şükür iyiyiz. Bir problem yok. Harika. Bir kez daha tebrik ederim 6 ayla yaşadığınız şampiyonluktan dolayı. Evet, güzel bir şampiyonluktu. Valla yani özlediğim bir şampiyonluktu. İyi oldu. Bana çok iyi geldi.
Doğru. Peki Altay'da durum ne? Beşiktaş'a geçmeden önce bunu soralım. Bir kongre var galiba. Ay sonunda mı yapılacak Altay'da? Seçim, ay başkanlık seçimi. Başkanlık seçimleri, kongreleri var. Altay'da şu anda bir gelişme yok yani. Her şeyin stabil. Peki Mustafa Hoca ne düşünüyor? Mustafa Denizli devam edecek mi Altay'da? Vallahi tabii Mustafa Hoca Altay'a mal olmuş bir insan. 18 yıl orada geçmiş. Yani her şeyle Altay'ı düşünüyordur şu anda ama şu anda bir şey belli değil, bilmiyorum. Belirsizlik. Evet. Sevgili Zafer Öğer, doğal olarak Beşiktaş'ın dinamiklerini en iyi bilen isimlerden bir tanesi. Yıllarca Beşiktaş'ın formasını başıyla giydi. O bakımdan Zafer abi size şunu sormak istiyorum. Sergen Yalçın konusuna nasıl bakıyorsunuz? Az önce Sayın Başkan'ın söylediklerini aktardım dinleyicilerimize. Siz evet. De dinlediniz. Ne düşünüyorsunuz? Sergen Yalçın'la ayrılıkta bir olasılık mı? Devam etme olasılığı daha mı güçlü? Nasıl bakıyorsunuz konuya? Valla Sergen Yalçın'ın ekibini tebrik ediyorum. Kupa kazandı Beşiktaş'ımıza. Çok güzel bir olay yaşattılar. İnşallah devam ederler. Yani bu devamlılık söz konusu. Beşiktaş'tan iyi bir yere gelir. Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Ama futbolda dün yok biliyorsun. Bugün var. Doğru, bugün var. Var. Bugün ne yaptınız önemli ve tabii evet. Profesyonel dünyada her türlü olasılık söz konusu. Yani her türlü her şey olabilir yani. İnşallah devam ederler yani. Birleşim olur yani ama bilmiyorum yani. Peki aksi bir durumda Beşiktaş'ın teknik direktör konusundaki alternatifleri bence yerli ve Beşiktaş'ın içinden çıkmış isimler olacak. Mehmet Özdilek bence önemli bir alternatif. Eğer Mustafa Hoca Beşiktaş'ı şampiyon yapmıştı teknik direktör olarak 6 ayda devam etmiyorsa Mustafa Denizli'nin de bir alternatif seçenek olabileceğini söyleyebilir miyiz? Ne dersiniz? Vallahi her biri bir değer Beşiktaş için ama önce Sergen Yalçın anlaşması lazım. Yani onun durumu belirlenmesi lazım. Ondan sonra bu konuda yarın bakmak doğru, en güzel. Doğru olan ama o değil mi? Temennimiz yani Sergen'in devam etmesi. Evet. Doğru olan Sergen Yalçın'ın devam etmesi. Bu iki kupa kazanmış yani bunun güzelliğini çıkarması lazım. Doğru. Diğer hocalar da yani kaliteli insanlar Beşiktaş'a yakışırlar. Sevgili Zafer Öğer bizimle birlikte Ersin'le ilgili de teklifler gelmiş Avrupa'dan. Ne diyorsunuz? Ersin'in geleceğini nasıl görüyorsunuz? İyi kaleci, genç yaşta altyapıdan bir kaleci. Başa şampiyonluk yaşadı. Ben geleceğini iyi görüyorum. İyi görüyorum. Teklifler gelmesi doğal. Tabii bunda pazarlıyorlar yani. Tabii iyi bir parayla değerlendirirler. Biliyorsun. Oldu. Doğru. Ne diyorsunuz? Şampiyonlar Ligi dünyanın en iyi futbolcularının geldiği, en çok paranın harcandığı futbol yarışma grubu. Beşiktaş adına nasıl bir beklentiye sahipsiniz Zafer abi? Vallahi o kulvar çok değişik bir kulvar. Ben de Şampiyonlar Ligi'nde antrenör yaptım. Yani ligde iki kazandığınız başarılar orada bir anda sıfırdan başlıyorsunuz. Doğru. Bir anda sıfır puan da çekme şansınız var. Bir anda gruptan çıkma da şansınız var. O anki motivasyonunuz çok önemli, konsantrasyonunuz. Çünkü çok değerli kulüpler ve oyuncu grubuyla karşılaşıyorsunuz. Kalitenizin yüksek olması lazım. Peki. Sevgili Zafer Öğer bizimle birlikte. Zafer abi var mı sizin adınıza birlikte çalıştığınız Mehmet Özdilek'le, Mehmet Özdilek adına yeni sezon için bir gelişme bizimle paylaşabileceğiniz? Şu anda yok Özgür, bekliyoruz. Hocama da buradan Mehmet Özdilek'e teşekkür ederim. Bana izin verdi Altay'a gitmeme. Kendisine teşekkür ederim. Peki. Bu arada bir son dakika bilgisi, Kulüpler Birliği'nden Türkiye Futbol Federasyonu 20 takım başvurusu, en az 2 sezon daha Süper Lig'in 20 takımda kalması talep edildi. Bu yönde de bir başvurusu oldu. Yabancı kuralı ile ilgili alınan yeni kararın bir kez daha ötelenmesi talebinin yanı sıra 2 sezonda Kulüpler Birliği 20 takımla sezonun devam etmesini istiyor. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz Zafer abi? Yani tabii ligde bir Süper Lig olağanüstü bir lig. Orada herkes kalmak ister. Yabancıları var şimdi ligde oynayanların. En az 14, 15, 16 tane. Yani onlar para demek. Ayrılırken para demek. Onların talepleri normal yani. Peki. Çok ama teşekkür... kalite çok yüksek yani Süper Lig'de. Süper Lig'de kalitenin yüksek olduğunu düşünüyorsunuz. Evet yani PTT'le şu dünya kadar fark var. O ikisi PTT arasında fark var ama Türkiye futbol birincilikte de ikincilikte ikincilik arasında dünya kadar fark var değil mi? Bu kadar fark uçurumun var. Olması çok. İyi mi kötü mü? Yani kalite farkı işte, kalite futbolcu farkı. Bazen zaman zaman mesela gittiğiniz liglerde mesela daha
çok kaliteli oyuncular ama nerede duracaklarını bilmiyorlar. Yani. Onlar oynatmaya çalışıyor. Pozisyon bilgisi olmayan oyuncular oynuyor profesyonellerde. Yalnız yani. Ben şunu sordum Zafer abi, yani Süper Lig'de birincilik arasında, birincilikte ikincilik arasında dağlar kadar fark varsa bu Türk futbolunun gelişimi açısından bize neyi gösterir? Doğru mu yoksa yanlış mı? Yani ligler arasında büyük uçurumların olmaması futbolun daha fazla geliştiğini mi gösterir bize? Vallahi temennimiz... Yani eşit bir gelişimin olduğunu mu gösterir? Hangisi iyi, hangisi kötü? Maddiyata dayanıyor Özgür'den. Süper Lig'de daha çok maddiyat var. Bir alt ligde daha çok az kazanç var. Ona göre, kazanca göre şey yaptırıyorlar. Futbolcu kalitesini ona göre sınırlıyorlar. Yani. Sınırın üstüne çıkamıyorlar. Düşün yani, bir üstüne çıkamadıkları zaman bir sürü borca giriyorlar. Anladım. Peki. Onun için lig standartlarına uymak zorunda herkes. Peki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için Zafer abi bir kez daha. Sağ ol Özgür. İyi yayınlar. Tekrar sana. Görüşürüz. Sağ olun. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Beşiktaş bölümümüzde konuğumuz Zafer Öerdi. Beşiktaş'ın kalesini yıllarca başarıyla korudu. Şampiyonluklar yaşadı. Kupa kazandı. Fenerbahçe bölümümüze geçiyoruz. Usta gazeteci sevgili İrfan 25 bizimle birlikte, biliyorsunuz Sözcü'de yazıyor. İrfan yayınımıza hoş geldin. Merhaba. Merhabalar Özgür. İyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim ben de. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin gündemi yoğun. Sayın Başkan'ın Fenerbahçe Televizyonu'nda spor ekonomisi konusunda uzman isimlerle yayına çıkacağı yönde bir bilgi vardı. Bu konuda senin şu anda yeni var mı? Şu anda yeni başladı. Fenerbahçe TV'den ve evet FTV ve YouTube kanaldan canlı olarak yayınlanıyor. Burada tabii Sayın Başkan Ali Koç daha çok kulübün mali durumuyla ilgili bilgilendirme yapacak. Ve bu mali durumdan işte Bankalar Birliği anlaşmasıyla belki bir bilgilendirme yapabilir. Onun ardından da tabii bu durumdan kulübün nasıl çıkacağı, ne gibi projelerin olduğu konusunda bilgilendirme yapmasını bekliyoruz. Peki. İrfan, dün bir televizyon yayınına katıldım TV Spor'da. Edindiğim bazı bilgiler vardı, orada paylaştım. Gerçi sosyal medyaya biraz farklı yansıtılmış. Ben Aykut Kocaman'ın teknik direktör olması konusunda Fenerbahçe'de belli isimlerin, etkili olan isimlerin düşüncesini dile getirdiğini öğrendim ve bunu ifade ettim. Ama sosyal medyaya sanki işte Aykut Kocaman'la görüşülüyor, ikna edilmeye çalışılıyor, böyle bir harekat var şeklinde yazmış. Oysa olan şey böyle bir düşüncenin varlığı Fenerbahçe'de. Bu da gerçek. Bunu biliyorum. Olur olmaz bilmiyorum. Olabilir diye bir yorum da yapmıyorum ama böyle düşünen Fenerbahçeliler var ki bana göre de rasyonel bir düşünce. Yabancı bir teknik direktörden ziyade Aykut Kocaman'ın gelmesi çok daha akılcı, bilemiyorum. Eğer giderse Emre Belezoğlu da bildiğim kadarıyla futbolda teknik direktör olarak devam etmek istiyor. Onun da Başakşehir'e gidebileceği yönde yine bir yorum var. Sen nasıl bakıyorsun bu konuya? Yani şunu belirteyim. Tabii şimdi Sayın Başkan aklında birçok kez bazı basın toplantısında dile getirmişti. Aslında Aykut Kocaman'ın göreve geldiği ilk sezonda Aykut Kocaman'ın görevden alınmasının yanlış olduğunu düşünüyor. Aslında o konuda bir hata yaptığı kanaatinde de var. Bizimle yaptığı bilgilendirme toplantısında da aslında şöyle bir ifade kullanmıştı. O ilginç bir ifadeydi. Bizim çalışabileceğimiz yeni bir teknik adam şu anda dedi başka bir kulüpte çalışıyor ifadesini kullanmıştı. Tabii yani, orada da kastettiği isim bence de Aykut Kocaman. Ama şunu belirteyim, dediğim gibi böyle bir durum şu anda söz konusu değil. Tabii ilgi mutlaka vardır. Sonuçta Fenerbahçe'nin camiasının önemli isimlerinden bir tanesi Aykut Kocaman ve iki kez Türkiye şampiyonluğu yaşamış, bir kez Fenerbahçe'yi Süper Lig'de şampiyonlar taşımış. 2010-2011 sezonunun ardından işte 3 Temmuz kumpasında işte Fenerbahçe'nin ayakta kalmasının Sayın Başkan Aziz Yıldırım'la birlikte önemli sacılardan bir tanesi olmuştu. Tabii bu ilgi mutlaka vardır ama şunu söyleyeyim, şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Yani tekrar Aykut Kocaman'ın göreve gelmek gibi bir durum söz konusu değil. Başakşehir'de onun hedefleri var. Başakşehir'i yeniden şampiyonluk mücadelesi verecek bir takım haline getirmek. Yeniden o mücadele içerisinde yer almak. Zirvede oynayan bir takımı yeniden oluşturmak, yeniden Başakşehir'i zirveye oynatmak hedefi var. Bu doğrultuda da çalışmalarını şu anda sürdürüyoruz. Peki. Gelelim teknik direktör meselesine. Ne diyorsun? Evet. Şimdi halen bir gelişme, net bir gelişme yok. Onu söyleyemem. Gelecek hafta içerisinde net bir şekilde bir isim bence belirleneceğini düşünüyorum. Artık 21'inde
Sayın Başkan Ali Koç ifade etmişti. 21'inde direktörümüzü belirleriz ifadesini kullanmıştı. Ben gelecek hafta içerisinde net bir ismin belli olmasını bekliyorum ama sanki biraz Fonseca ismi, Portekizli teknik adam Fonseca'nın ismi ön plana çıkmış durumda. Eğer tabii anlaşma sağlanırsa Fonseca'nın da 5 yardımcısıyla birlikte Türkiye gelmesini bekliyoruz. Tabii yabancı teknik direktörün gelişiyle birlikte Samandıra'da da köklü değişiklikler olacak. Samandıra'daki mevcut teknik heyeti içerisinde birçok isimle yollar ayrılabilir. Ayrılacağını düşünüyorum. Yine sağlık heyetinde de değişiklik yaşanabilir. Bununla ilgili de sağlık heyetinde aslında sözleşmeleri bu sezon sona ermişti. Onlarla ilgili de şu anda onlara bir geri dönüş yok. Onun durumu belirsizliğini koruyor. Orada da bir değişiklik yaşanabilir. İdari menajer pozisyonda bir değişiklik yaşanabilir. Yani Volkan Ballı mı ayrılacak? Kim ayrılacak? İdari menajer? İdari koordinatör Selçuk Şahin. Selçuk Şahin. Evet, idari koordinatör Selçuk Şahin'in yollara ayrılmasını bekliyoruz. Çok özür dilerim İrfan, araya girdim ama sana şunu sormak istiyorum. Sayın Başkan teknik ekibe topluca tepkili mi, kırgın mı ya da kızdı mı son final haftaları nedeniyle? Örneğin Volkan Demirel'in yeterince inisiyatif kullanmadığı, Selçuk Şahin'in yine idari açıdan çok aktif davranmadığını düşünüyor mu Sayın Başkan? Orada bizimle yaptığı bilgilendirmede şu bir ifadesi vardı. İşte onu zaten kamuoyunda duydu. Yani Samandıra'daki yani daha disiplinli bir üyete bürüneceğini söylemişti Samandıra. Demek ki orada gerekli disiplinin, gerekli düzenin sağlanamadığını düşünüyor ki böyle bir adım attı ve Samandıra'da yeni sezonda köklü bir değişiklik olacak. Onu belirtelim. Dediğim gibi teknik anlamın konusunda ise Fonseca ismi ön plana çıkmış durumda. Ama işte değişik teknik adamlarla da görüşmeler devam ediyor. Temaslar sürüyor. Birçok teknik adamın temasına geçilmiş durumda. Tabii Marco Silva ismi de gündemde ama ben Marco Silva'nın artık en son seçenek olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Şu anda ve Marco Silva seçeneğinin de Fenerbahçe açısından doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü Everton'da işte son olarak Everton'ı çalıştırmıştı ve oldukça kötü bir performans ortaya koymuştu. Fenerbahçe açısından büyük bir risk olur yeni sezonda Marco Silva ile göreve başlamak gözüküyor. Rafa Benitez için ne diyorsun? Var mı yeni bir gelişme? Benitez ile ilgili de evet. Dediğim gibi görüşülen isimlerden, temasa geçilen isimlerden bir tanesi. Böyle bir teknik adamı, kariyerli bir teknik adamı getirmek maliyet anlamında oldukça kulübü zorlar diye düşünüyorum. Bu açıdan yani görüşmeler, temaslar sürüyor. Ve gelecek hafta içerisinde net bir, yani isimlerin daha da netleşeceğini söyleyebilirim açıkçası. Peki. İrfan, var mı Fenerbahçe gündemine dair aktaracağın son bir not? Bugün aslında dediğim gibi genel kurul artık da yavaş yavaş yaklaşıyor. Genel kurula dair işte genel kurulda bir yeni bir başkan adayı, Sayın Başkan Ali Koç'un karşısında bir başkan adayı da çıkmıştı biliyorsunuz. Önümüzdeki süreç içerisinde yani önümüzdeki günler içerisinde daha genel kurulu da artık daha hızlanacağını işte bakın bugün Sayın Başkan Ali Koç ekonomi muhabirleriyle kulübün ekonomik durumu, mali durumu hakkında bilgilendirme yapıyor. Önümüzdeki günler içerisinde spor müdürleriyle bir araya gelecek ve kongreleriyle bir araya geliyor. Sandık kurullarında işte o baş sandık kurullarındaki kongreleriyle bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Bu süreç bu şekilde devam edecek. Fenerbahçe'nin aktaracaklarımıza bu kadar özgür. Tamam. Çok teşekkür ederim İrfan katıldığın için. İyi çalışmalar, iyi çalışmalar diliyorum. Fenerbahçe bölümümüzde Sözcü Gazetesi'nden İrfan 25 son bilgileri sizlere aktardım. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Programımızda sırayı Galatasaray bölümümüz alıyor. Galatasaray'ın başkan adaylarından Burak Elmas açıklama yaptı. Önceki haftada canlı yayın konuğumuzdu. Dün de diğer bir başkan adayı Metin Öztürk canlı yayın konuğumuz oldu. Burak Elmas'la arasında milimetrik farkın olduğunu ama diğer adaylarla kendisi ve Burak Elmas arasında da büyük farkın olduğunu söyledi. İkimiz, iki aday yarışı önde götürüyoruz dedi. Tespiti bu şekilde. Ve Burak Elmas, Galatasaray'ın ciddi yönetim problemi var diyerek sözlerine başladı. Galatasaray gibi bir büyük marka, büyük markaya ve büyük bir kurum bu büyüklüğü yakışmayacak bir şekilde yönetiliyor. Bunu görüyoruz. Uzun vadeli stratejiler ve büyük bir ciddiyetle yönetilmesi gerekiyor. Kendi kişisel öngörüleriyle yönetiliyor kişilerin değil, Galatasaray'ın stratejiler ve sistemlerle yönetilmesini istiyoruz ifadelerini kullandı. Burak Elmas, almaya değil vermeye gelmiş bir ekip kurduk. Kolektif bir anlayışa sahibiz. Kulübün sıcak para ihtiyacı var. Bu konuda detaylı bir çalışma yaptık. Galatasaray'da bu seçim döneminde
alışmadığımız bir şeyler oldu, projeler oldu ama bu kadar paranın ön planda olduğu bir seçim yaşamadık. Galatasaray bundan çok hoşlanmaz. Bu konuda Galatasaray değerleri ve etiği çerçevesinde para kaynaklarımızı açıklamaya özen gösterdik. Bu konuda tevazu gösterdik ve bu konuda yanlış anlaşılıyoruz. Bazılarını açıklamak zorunda kaldık. Birincisi projelerimiz kurumsallaşma, hem Galatasaray'ın kişilere bağımlılığını azaltacağız. Sistemleri oluşturmak, bu sistemlerin denetlenebilir ve hesap verilebilir hale getirilmesi, bu hesabı denetleyecek üyelere tüm bilgilerin verilmesi çok önemli diyor Sayın Burak Elmas. Sevgili Onur Özkan, canlı yayın konuğumuz, Galatasaray bölümümüzdeyiz. Kendisi Sözcü Gazetesi'ni düzelterek söylüyorum, Takvim Gazetesi'nin haber müdür yardımcısı. Onur, yayınımıza hoş geldin, merhaba. Çok özgür yayınlar, kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim. Dün Metin Öztürk dedi ki canlı yayında, teşekkür ederim Onur, birden lafa girdim, kusura bakma. Yok, estağfurullah. Metin Öztürk dedi ki biz önde gidiyoruz dedi. Biz derken Burak Elmas ve kendisini kastediyor. Aramızda da milimetrik farklar var. Ama diğer adaylarla aramızda uçurum var. Çünkü biz onlardan fersah fersah öndeyiz seçimde dedi. Ne diyorsun sen, katılıyor musun bu tespiti? Ben uçurum olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Adaylar arasında. Hatta konuştuğumuz genel kurul üyeleri veya o seçim havasını daha önce koklamış, iyi bilen insanlarla görüştüğümüzde Yiğit Çağdan'ın da şu anda önemli bir oy potansiyelinin olduğunu ciddi bir şekilde söylüyor yani. Dolayısıyla herhangi bir aday arasında aslında uçurum yok. Yani İbrahim Özdemir'i ben dışarı tutmak istiyorum. Özgür. Yani çok değerli bir Galatasaraylı, yanlış anlamasın ama şu anda görünen 4 başkan aday üzerinden bir yarış çekmiş gibi duruyor. Dolayısıyla 4 başkan adayı üzerinden konuşursak, 4 başkan adayı arasında uçurum yok, bir kere onu söyleyelim. Arada çok büyük farklar yok. Kapanmayacak bir fark yok. Yani şu anda mesela en az oy alacakmış gibi duran başkan adayı bu 4 adayı içinde bir anda öne fırlayıp genel kurul öncesinde favori durumuna geçebilir yani. Öyle bir denge var şu anda seçim öncesinde. Yani dolayısıyla Sayın Metin Öztürk'e bu konuda katılmıyorum. Tabii ki bunlar taktiksel açıklama da olabilir Özgür. Yani diğer adaylara oy verecek insanlara kararını değiştirmeye yönelik açıklamalar da olabilir. Bunlar normal taktik açıklamalar olacaktır. Mutlaka böyle kritik bir genel kurul öncesinde. Ama dediğim gibi ben herhangi bir aday arasında bir uçurum, bir fark, çok büyük fark görmüyorum. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. 4 başkan adayı arasında ben kıyasıya kıran kırana bir yarış bekliyorum. Dediğim gibi daha önümüzde yaklaşık 10 günlük bir süreç var. Bu 10 günlük süreçte de dengeler değişebilir. Herhangi bir başkan adayın yapacağı bir hamle, açıklayacağı bir proje, herhangi bir şey hemen dengeyi değiştirebilecek durumda. Yani öylesine hassas oy farkları var bence başkan adayları arasında, 4 başkan adayı arasında. Dolayısıyla şu anda bu başkan adayı kazanır, bu başkan adayı çok farklı şekilde önde demek bence doğru değil şu an. Sevgili Onur, ne diyorsun? Senin kişisel fikrin nedir? Kim kazanır bu seçimi sence? Vallahi yani çok zor bir soru açıkçası. Yani tabii ki sosyal medyaya bakarsak tabii ki Burak Elmas açık ara önde. Yani seçimi kazanır. Tabii ki sosyal medyaya bakarak tabii Galatasaray seçimi yorumlamak mümkün değil. Yani taraftarın böyle bir eğilim olabilir Burak Elmas'a yönelik. Onun istiyor, Burak Elmas'a yönelik istiyor olabilir. Ancak tabii ki ortada bir seçim aritmetiği var. Listeler var. Yönetici, başkan adayların listesindeki kişilerin oy potansiyeli nasıl, onlara bakmak lazım. Ben şu anda az bir fark da olsa Yiğit Çağdan önde görüyorum şu an seçim öncesinde. Yani benim görüşüm şu anda Yiğit Çağdan az da olsa favori şu anda. Ancak tabii ki bu Burak Elmas'ın özellikle çok ciddi bir şekilde sürekli oylarını arttırmaya yönelik hamleler yaptığını da biliyorum. Dolayısıyla çok özür dilerim, sözünü kestim ama sözünü unutma. Yarışı dinleyelim, devam edelim Onur. Az sonra birlikteyiz. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Sevgili Onur Özkan bizimle birlikte, Galatasaray bölümümüzdeyiz. Söyleşimiz devam ediyor. Kendisi Takvim Gazetesi'nin haber müdür yardımcısı. Onur, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk Özgür, yayına tekrar. Seçimle ilgili var mı ekleyeceğim bir şey? Sözün yarım kalmıştı. Yani dediğim gibi Özgür, şu anda kıl payı da olsa, biraz da olsa Yiğit Çağdan'ın önünde görüyorum ama Burak Elmas'ın da bir yıla yakın süredir yaptığı çalışmalar var. Yani başkan adaylar arasında en uzun süredir ekibinle birlikte çalışma yapan isim Burak Elmas. Ve baktığımız zaman da sanki en iyi hazırlığı yapan isim de hem proje açısından hem sponsorluk açısından da Burak Elmas gibi gözüküyor. Diğer başkan adaylarından çok net bu konuda hazırlık yaptığına dair pek açıklama göremedik ama tabii ki daha süre var. Önümüzdeki günlerde çeşitli açıklama olabilir bu konuda. Bu arada
Mustafa Muhammed'in menajeri Ahmet Yahya bir açıklama yapmış ve şunu söylüyor Onur. Galatasaray şu ana kadar Zamelek'le bir görüşme yapmadı. Dolayısıyla satın alma opsiyonu da henüz etkinleşmedi. Galatasaray'ın bunun için zamanı var. Kulüpte şu anda bir seçim süreci var ve teknik direktör bile belli değil. Ama bu sürecin Galatasaray'da Muhammed'in geleceğini etkileyeceğini düşünmüyorum diyor. Bu tabii ki bir haber değeri taşıyor ama malumu ilandan da öteye geçmiyor. Zaten yeni gelecek yönetim. Hangi yönetim olursa olsun mutlak bir biçimde bu satın alma opsiyonunu işletecektir. Çünkü çok değerli bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Farklı düşünüyor musun benden? Kesinlikle. Yani Aralık ayına kadar zaten bildiğim kadar 31 Aralık'a kadar olması lazım opsiyonunun. Tabii yıl sonuna kadar kullanabiliriz. Yani rakam da Galatasaray'ı zorlayabilecek bir rakam değil. Yüksek bir rakam değil. Dolayısıyla Muhammed'in yaşı ve potansiyeline bakacak olursak Galatasaray'ın kısa süre içinde bu paranın çok daha fazlasını kazanarak Muhammed'i yurt dışına gönderebileceği de ortada. Bir aksilik, sakatlık yaşanmadığı sürece. O yüzden de dediğin gibi hangi yönetim gelirse gelsin, hangi teknik adam gelirse gelsin mutlaka Mustafa Muhammed'in bonservisi alınacaktır yani. Onda bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Bu arada başkan adaylarının tespit ettiği oyuncular ve bunlarla ilgili yürüttükleri müzakereler var. Burak Elmas da aynısını söyledi. Yine dün Metin Öztürk de benzer ifadeleri kullandı. Eminim Eşref Hamamcıoğlu, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir için de aynı şey geçerlidir. Şimdi bugün Andriy Yarmolenko'nun ismi gündeme geldi. Ukrayna'da oynadığı dönemlerden bu yana takip ediyorum. West Ham United'in oyuncusu. Menajerini de tanıyorum. Vadim bir açıklama yapmış. Türkiye'de bizimle ilgilenen takımlar var şeklinde. Sen ihtimal veriyor musun bu transfere? Böyle bir şey var mı Galatasaray'ın gündeminde? Yani şu anda bir temas olduğunu düşünmüyorum yani. Öyle bir ilgim yok benim. Ancak Yarmolenko yani ismi önce Fenerbahçe'de de anılmıştı. Yarmolenko'nun değerli bir oyuncu. Hala hani 30 yaşında yanlış hatırlamıyorsam Yarmolenko. Dolayısıyla ligimize gelip önemli bir etki bırakabilecek bir oyuncu Yarmolenko. Ama şu anda başkan adayların evet çalışmaları var. Hatta yani tabii ki doğal olarak burada en net çalışmaları Yiğit Şardan yapıyor. Çünkü Abdurrahman Barak yönetim listesinde ve şu anki mevcut yönetimde de Abdurrahman Barak ikinci başkan. Dolayısıyla transfer çalışmalarından şu anda yürütülen transfer çalışmalarından en sıcak bilgi sahibi olan aday Yiğit Şardan. Fatih Demir'e bıraktığı bir liste var. Ve yönetim olabildiğince mevcut yönetim bu listedeki isimleri bitirip yeni yönetime en azından 4-5 tane isim bırakmayı hedefliyor. Hani buyurun bunlar hazır imzalanabilecek durumda sözleşmeleri tarzında. Dolayısıyla o konuda evet çalışmalar devam ediyor. Alparslan Öztürk ve zaten Aytaç Karay'la ilgili Cuma günü bir resmi açıklama bekliyoruz. Galatasaray'ın kap bildirimi bekliyorum. Cuma günü olacaktır büyük ihtimal bu kap bildirimi. İki oyuncu resmen açıklanacak. Onun dışında zaten Betis'te Moreno ile ilgili çalışmalar var. Ne diyorsun? Alex Moreno ile devam ediyor. Alex Moreno. İyi aynen. Orada bir kiralama söz konusu sanırım. Bir satın alma opsiyonu kiralama. Gerçekten da, Galatasaray'ın gündeminde mi? Evet evet Galatasaray'ın gündeminde. Fatih Terim'in de duyduğum kadarıyla giderken bıraktığı listede yer alan isimlerden bir tanesi. Solbek transferi peki, için. Abdurrahim Albayrak bir çalışma yapıyor Moreno ile ilgili. Aynen şu an mevcut yönetim yaptığına göre tabii Abdurrahim Albayrak şu anda direkt isim içinde transfer görüşmelerinin içinde. Yani direkt onu görüşüyor bilmiyorum tabii ki yurt dışı transferleri kim yürütüyor şu an Galatasaray'da bilemiyorum. Hangi yönetici ilgileniyor ancak menajer üzerinden de yetki verilen menajer üzerinden de yürütülebilir bu işte. Ama dediğim gibi Alex Moreno ile ilgili ciddi bir çalışma var şu anda. Hatta oyuncuyla bir prensip anlaşması söz konusu. Betis kulübü, Betis efendim özür. Uruguaylı düzeltiyorum. Evet Uruguaylı. Laksat. Evet, Laksat. O konuyla ilgili bir İtalyan basının bir iddiası var. O konuda ciddi iddiaları var. Laksat'la alakalı. Yani ben çok Galatasaray'ın aradığı bir oyuncu olabileceğini düşünmüyorum Laksat'ın. Yani Fatih Terim'in isteyeceği veya şu an mevcut yönetimin isteyeceği bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Şu anda yönetim Moreno'yla ciddi şekilde ilgileniyor. Dediğim gibi prensip anlaşması sağlanmış durumda. Betis'le şu anda görüşmeler sürüyor. Sanırım bonservis mi olsun, kiralama mı olsun onun üzerinden bir görüşme yürütülüyor. Ama Moreno transferinde ciddi bir adımlar var. Aynı şekilde Tunuslu Ben Romdane ile ilgili yine Galatasaray'ın ciddi adımları var. Dediğim gibi yönetim, mevcut yönetim kaç oyuncu bitirebilirse hedef 4-5 oyuncu bitirip yeni yönetime sunmak bunları belki de Afrika olarak devam edecek İçer'den kazanan takdirde transferler hemen imza atılacak bu anlaşan oyuncularla. Tabii ki burada teknik adamın da kim olacağı önemli Özgür. Yani Yiğit bir kazanırsa varsayalım. Benim şöyle bir görüşüm var Özgür. Yeni sezonda Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ve Okan Buruk olacak diye düşünüyorum. Yani %50 Fatih Terim, %50 Okan Buruk diyorum. Neden bunu söylüyorum? Zaten Metin Öztürk ve Burak Elmas Fatih Terim ismini kesin olarak dile getirdi. Bunu söyledi.
Yiğit Çağrı'nın tavrı zaten net Fatih Terim konusunda. O Fatih Terim'e çalışmayı düşünmüyor kesinlikle. Fatih Terim zaten Yiğit Çağrı'na çalışmayı düşünmüyor. Dolayısıyla orada şu anda Abdurrahim Albayrak'ın da baskılarıyla Okan Buruk ismi ön plana çıkmış durumda. Aslında Yiğit Çağrı'nın ilk düşüncesi yabancı teknik direktördü. Ancak bu sezon biraz farklı gelişiyor. Zaman dar. Dolayısıyla Türkiye Ligi'ni bilmeyen dışarıdan getirecek bir yabancı hoca bir zaman kaybına ulaşacak. O yüzden de Fatih bu konuda Abdurrahim Albayrak'ın baskılarıyla Okan Buruk ismi ön plana çıkmış durumda. Yani içeriden seçilirse eğer ilk girecek isim Okan Buruk olacak. Eşref Hamamcıoğlu'na gelirsek Fatih Terim konusunda görüşeceğiz diyor kendisiyle ama Eşref Hamamcıoğlu'nun da Fatih Terim'i Mustafa Cengiz'le yaşadığı polemiklerden rahatsız olduğunu biliyorum. Yani Fatih Terim'in başkanlık makamıyla yaşadığı sürekli sorunlardan rahatsız Eşref Hamamcıoğlu ve kendisinin de bu tür sorunlar yaşayabileceğine endişe duyuyor. Dolayısıyla Fatih Terim biraz mesafeli yaklaşıyor. Yani ben Fatih Terim'le çalışabileceğini pek düşünmüyorum. Eşref Hamamcıoğlu'nun pek anlaşabileceklerini zannetmiyorum. Dolayısıyla Eşref Hamamcıoğlu'nun da ilk olarak Okan Buruk'a gideceğini düşünüyorum. Yani eğer Adnan Öztürk, özür dilerim, Yiğit Çağrı'dan ve Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilirse bence tek tekrar Okan Buruk olur. Burak Elmas ve Metin Öztürk seçilirse de Fatih Terim olur tek tekrar diye düşünüyorum. Sevgili Onur Özkan detaylı bir biçimde Galatasaray'daki son gelişmeleri sizlere anlattı. Galatasaray'ı yakından takip ediyor ve Takvim Gazetesi'nin haber müdür yardımcısı. Onur çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Tekrar görüşürüz. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Usta gazeteci Hakan Yoloğlu bizimle birlikte. Trabzonspor Marek Hamsik transferini de sonuçlandırdı. Perez, Gervinho, Hamsik tecrübeli oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. Elbette ki Abdullah Avcı'nın çizdiği rota çerçevesinde verdiği rapor ve uygulamaya çalıştığı oyun anlayışı planı çerçevesinde işlevsel olabilecek oyuncular bunlar ve transferleri gerçekleştirildi. Sevgili Hakan Yoloğlu yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Tutuk iyi yayınlar diliyorum Sayın Sancar. Hamsik konusundaki fikrinizi öğrenebilir miyim? Yani şunu söyleyeyim. Trabzonspor taraftarının teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok fazla ısrarlı istediği oyunculardan bir tanesiydi. Hani Çin döneminde ne yaptığını çok fazla yakından takip edemedik. Ardından Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için Göteborg takımıyla Ağustos ayının sonuna kadar bir kontrat imzaladı. Ve orada Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek, maç eksiğini, antrenman eksiğini kapatabilmek noktasında bir gayret içerisindeydi. Marek Hamsik tabii Napoli'de biz onu tanıdık. Yani Napoli'deki futbolunun bildiğim kadarıyla Maradona'dan sonra en fazla gol atan bir orta saha oyuncusu. Doğru. Yani oradaki futbolunun yarısını, yani %50'sini bile Trabzonspor'da oynayabilse çok ciddi katkı sağlar diye düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeyim, Trabzonspor'un geçen yılki en az gol atan takımların başında olma sebeplerinden bir tanesi orta saha oyuncularının oyunu çift yönlü oynayamamasından kaynaklıydı. Yani bir yer Vakame'de bunu maç sonrasında dillendiriyordu. Çünkü kanat oyuncuları ve forvet oyuncusu orta sahadan gelip top çıkarmak zorunda kaldı. İster istemez fazla efor harcadıkları için Trabzonspor ileri uçta 3. bölgede çok etkili olamıyordu ve bunun neticesinde de Trabzonspor belki çok az gol yiyen bir takımdı geçen sene ama çok da gol atan, geçmiş yıllara nazaran oranla çok ciddi anlamda gol sayısını azalan bir takımdı. Marek Hamsik'in gelişi sonrası tabii en azından Trabzonspor'un bu noktada oyunu iki yönlü oynayabilecek bir oyuncu, uzaktan attığı şutlarla birlikte çok fazla gol atan bir oyuncu, Trabzonspor'un hücum hattına, orta sahasına çok ciddi anlamda katkı sunacağını düşünüyoruz ama tabii soru işaretleri de var kafamızda, yok değil. Onlar şu: en son maçını bakıyoruz. 17 Mayıs'ta oynamış Sirius maçındaki attığı tek gol 6 maçta. Göteborg'da tek gol o maç. Ondan sonra iki hazırlık müsabakası oynadı Slovakya milli takım ama kadroda yoktu. Acaba diyoruz bir sakatlık mı var hafif de olsa? Ya da oyuncu kendini dinlendirip Avrupa Şampiyonası'na mı hazırlıyor? Onları bilmiyoruz. Hani tam olarak vitrine çıkmadığı için şu anki gelinen noktada Hamsik'in performansı nasıl diye yorum yapabiliyoruz. Ama oyuncunun background'una baktığımız zaman Napoli'deki müthiş performansına baktıktan sonra Trabzonspor'a çok ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum ben açıkçası. Bundan sonraki hamlesi ne olabilir transferde Trabzonspor'un sizce? Şimdi Trabzonspor'a şunu söyleyelim. Koyta transferi yarın muhtemelen yarından sonra açıklanacağını düşünüyorum ben.
Bir takım olumsuzluklar da vardı bu transferle ilgili. İşte 70 günlük sakatlık yaşaması, oyuncunun son haftalarda Kasımpaşa'da forma şansı bulamaması biraz Trabzonspor yönetiminin aklında bazı soru işaretlerini uyandırmıştı ama biliyorsunuz hani 10 Haziran gelmeden, Süper Lig'de devam eden, oyuncunun sözleşmesi bitmiş dahi olsa isim açıklanmasının sıkıntı yaratacağından dolayı Trabzonspor bu ismi henüz açıklamadı ama muhtemelen 4. transfer olarak Koyta transferinin açıklanacağını düşünüyorum. Tabii Trabzonspor Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırlaması noktasındaki 8+6 almış olduğu karar neticesinde frene bastı. Çünkü eğer bu karar muhtemelen birkaç gün içinde gözden geçirecek, Futbol Federasyonu yeni bir açıklama yapacak. Belki bir yıl ertelenebilir bu alınan karar ama ertelenmezse Trabzonspor bundan sonraki süreçte biliyorsun forvet hattı, sol bek, alternatifli bir stoper noktasında da arayışları var. Belki bu oyuncuları yabancı değil de o zaman yerli oyuncuya yönelmek durumunda kalacak. İşte federasyonun almış olduğu bu karar biraz da Trabzonspor'un frene basmasına neden oldu. Tabii Cornelius konusunda menajerinin Trabzonspor haber gönderdiğini biliyoruz. Oyuncu 2,5 milyon euro Trabzonspor'dan yıllık ücret istemişti. İlk etapta Parma takımı 7,5 milyon euro ile kapıyı açtı. Bonservis için. 4,5 milyon euroya kadar indi. Trabzonspor 4 milyonu verdi ama oyuncunun menajeri daha sonra 3 milyon euroya çıkınca bu transferden Trabzonspor vazgeçtiğini açıklamıştı ama hala Trabzonspor'un gündeminde mi derseniz Trabzonspor oradan bir haber bekliyor. Çünkü 2 gün önce Ahmet Avgürer'den konuştu Trabzonspor Başkanı. Bugün istenen rakamlar diyor çok yüksek. Yani bir pandemi süreci yaşadık. Gelirleri diyor bütün takımları neredeyse 4'te 3 oranında düştü ve ister istemez ilk etapta oyuncularla görüşmeye başladığınız zaman fiyatlar çok astronomik, çok yüksek oluyor. Belki de transferin bitimine bir hafta kala, 10 gün kala bu rakamları neredeyse belki de yarı yarıya karlı olacaksınız oyuncularla görüşmeniz noktasında. Çok da aceleci olmayacak gibi bir görüntü var Trabzonspor'un ama dediğim gibi önce federasyonun kararı bekleniyor. Sörloth konusunda şunu söyleyeyim. Ahmet Avcı'nın biliyorsunuz bir Sörloth aşkı var. Kolay kolay da bitecek gibi değil. Oyuncunun bir tepkisi dile getirmiş. Hatırlarsanız telefonuyla WhatsApp üzerinden aranması, devamlı mesaj atılmasından rahatsızlık duymuştu. Bir hazırlık müsabakası sonrasında bir tweet paylaştı. Artık yeter gibilerinden Trabzonspor taraftarı. Belki bazı taraftarlar artık Sörloth defterini kapatmış olabilir ama Ahmet Ağoğlu'nun hala kafasında bir Sörloth planı var. O da şu. Biliyorsunuz Trabzonspor bu oyuncuyu Lenski'ye verirken Kristin Palas'la birlikte bir sonraki satıştan %10'ar pay alacaklardı. Trabzonspor eğer yeni gelecek olan Lenski'nin teknik direktörü Marş, ben Sörloth'u kadroda düşünmüyorum, kiralık verilmesi uygundur şeklinde bir rapor vermesi halinde Trabzonspor bu maddeyi, yani %10'luk payımızdan biz vazgeçiyoruz. Yeter ki oyuncuyu bir yıl daha kiralayalım mantığıyla birlikte bir talepte bulunma fikri Ahmet Ağoğlu'nun kafasında var. Bunu da bakalım ilerleyen dönem içerisinde eğer Leipzig oyuncuyu bu yıl için, gelecek yıl için gözden çıkarır, kiralık verilmesi noktasında bir karar verirse muhtemelen Trabzonspor yeniden bir girişim yapacak. Ama Sayın Sancar şunu söyleyeyim. Trabzonspor şu an bakıldığı zaman rakiplerine oranla bence çok önde. Neden önde? Galatasaray'ın hocası net değil. Kongre süreci var. Fenerbahçe'nin hocası belli değil. Beşiktaş'ta henüz Sergen Yalçın imzalamadı. Baktığın zaman Trabzonspor bu pandemi döneminde, bu ekonomik sıkıntılar içerisinde yani 3 oyuncuyu, ki çok üst düzey 3 tane oyuncuyu transfer etti, kadrosuna kattı. Avrupa'nın önemli takımlarında oynamış isimler. İşte 4. isim açıklanacak belki Koyta. Bunun dışında yine transfer arayışları var. Bu pencereden baktığımız zaman Trabzonspor'un rakiplerine oranla şu an transferde ciddi anlamda önde olduğunu düşünüyorum. Peki. Sevgili Hakan Yoloğlu, çok teşekkür ederim aktardığınız bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Usta gazeteci Hakan Yoloğlu Trabzonspor bölümümüzde son bilgileri aktardı. Bu bölümümüze nokta koyuyoruz ve teknik direktör Adnan Dinçer'e kulak vereceğiz. Kendisi teknik direktörlük kariyerinde A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü de yaptı. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar. Nasılsın? Sağ olun hocam. Sesinizi duydum. İyi oldum. Siz de iyisiniz umarım. Sağ olun. İyiyim. Sağ ol. Dinliyorum. Gelişmeleri takip ediyoruz. Hocam Türkiye Futbol Federasyonu'nda pro lisans uygulaması ve bunun güncellenmesiyle ilgili yeni bir karar mı alındı? Şimdi Futbol Federasyonu kurslara, yani normal biz teknik direktör olmak için önce C, sonra B, sonra A, sonra teknik direktör olmak için 8 sene süren bir uzun eğitimden geçiyorsunuz. Bu arada tabii o eğitime ulaşmak için de arada takımlar çalıştırıyorsunuz. Başarılı olacaksınız, yardımcılık yapacaksınız, o ikincilikten bire çıkaracaksınız. Bu tür şeyler sınavlardan sonra ancak teknik direktör olabiliyorum. Fakat son zamanlarda mesela güncelleme diye bir olay vardır. Ben pro lisans sahibiyim ama hiç pro lisanslı olarak bir yerde çalışma şansı yakalayamadım.
En son gittiğim kursa da dünya kadar para verdim. Hatta ekonomim bozuktu, yetmedi param. Borç olarak gittim, onları yeni bitirdim. Şimdi 100 bin liraya çıkan bir teknik direktör pro lisans kursu. Onun altına doğru sıralamışlar her çeşit. Yani salon futboluna kadar inen bir eğitim süreci içerisinde ne kadar para ödeneceğine dair bir bilmem maddesi var. Bunu kabul ederlerse o zaman şu çıkıyor ki bu paraları veremez. Yani bu paraları verip teknik direktör olup da iş garantisi olan kimseler zordur. Ha, teknik direktörlüğü almışındır bir kulübe. Kulüple oturup anlaşırsın, dersin ki kaç paraya şu kadar. Ben şu kadar da işte şeye gideceğim, kursa gideceğim. Bir ay kursta kalacağım. Kabul ediyormuşsunuz, parasını verin, yatırın. Belki sizden vazgeçmeyen, sizi beğenen kişi o parayı verebilir kulüp olarak. Ama kişilerin kendileri bu paraları şahsen ödeyemez. Yani o zaman ben kendi adıma konuşuyorum bunu. Adnan Dinçer olarak. Benim için teknik direktörlük zor yani bu şartlarda. Onun için güncelleme için de ayrı. Her olay için ayrı para isteniyor. Ben Futbol Federasyonu'nun teknik adamlara sahip çıkmasını, Profesyonel Futbolcular Derneği dahil, yarın öbür gün futbolu bırakan adamlar Profesyonel Futbolcular Derneği'ni, bakın bu saydığım yerlerde hep bulundum, çalıştım. Artı yine Antrenörler Derneği'mizin buna el koymasını ve antrenörlerine sahip çıkmasını bekliyorum. Yani dışarıdan malzeme gibi olaya bakıp yani şu kadar para veren şöyle olur derseniz, parayı veren düdüğü çalar hesabı. Bazı kişiler bir yerlere gelebilir, hep aynı insanları izlemeye devam edersiniz. Onun için ben federasyonun bu kararından bir rötuş yapacağını, geriye adım atacağını düşünüyorum. Çünkü pandemi döneminde tribünler boşken kulüplerin çektiği sıkıntıları görüyorsun. Transfer ayında görüyorsun. Bu sene böyle olmayabilir. Bu sene daha iyi tribünler dolar, daha çok paralar döner. Bu paralardan bazı futbolcular, yeni futbolcular alabilirsin ama mevcut oyuncularınızla başarı gösterip onları satıp kulüp olarak ayakta kalmayı nasıl planlıyorsan Türkiye'de iyi antrenörlere de sahip çıkmak zorundasın. Bir kere şöyle bir atasözü vardır. Atasözüdür bu. Antrenörün yaşı olmaz. Antrenörün yaya tutuyorsa, kafası çalışıyorsa düşün, Berbal geldi, Feldkamp geldi, Türkiye'de çok başarılı oldular. Daha genç gelen hocalar olamadı. Bunun gibi örnekler dünyanın her yerinde var. Hala çalışan Pellegrini'ler vesaireler var. Şimdi siz başarılı ve lider olan, hadi hele hele şimdi sportif direktörlük mevzu da çıktı ortaya. Yani sportif direktör bu konularda yöneticiyle çalışıp kulübün geleceğini teminat altına alan, eğitim ve ekonomik çalışma yapıp antrenör teknik direktörü de seçme şansını yakalarsa kulüpte bir hiyerarşi oluşuyor. Futbolcu içinde, sizin içinde, kulüp içinde, yönetim içinde iyi oluyor ama öyle olmuyor bizde. Biraz evvelki konuşmada bile Trabzonspor başkanı diye konuşuyoruz. Fenerbahçe başkanı, Galatasaray, Beşiktaş başkanı. Yani bunlar karar veriyor. Evet versinler ama bu kararın çıkması için de teknik adamların fikirleri şart. Onun için bu sıkıntıları aşmamız adına teknik direktörlerin bu kadar yüksek para verip de orada çalışan 3-5 antrenörün dışındakileri konuşuyorum ben. Amatör kümeler ölecek o zaman. Amatör olan, amatör kulüplerde C kursunu bitirip antrenörlüğe başlayanların yükselme şansı yok. O parayı bulamaz. Adam emekçi, çalışıyor fabrikada, iş yerinde, ufak tefek paralarla oraya gidiyor zorlanarak. Yani çok zor. Bunu düzeltmeleri lazım. Biz teşvik edeceksek birazcık bu konuda futbola ve futbolu eğitenlere sahip çıkmamız lazım diye düşünüyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Değerli Nijer, A Milli Futbol takımımız Cuma akşamı Avrupa Şampiyonası 2020 finalleri için İtalya ile karşı karşıya gelecek. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda, İtalya'nın başkenti Roma'da oynanacak maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. TRT'den canlı olarak yayınlanacak. Milli takıma ikinci gelişiyle birlikte 26 maça çıktı teknik direktör Şenol Güneş. 14 galibiyet, 9 beraberlik ve sadece 3 mağlubiyet aldı. 23 yeni isim ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda. A Milli Futbol takımımızda Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan dışındaki 23 isim ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yer almanın heyecanını yaşayacak. Ayrıca Euro 2020'de yer alacak takımlar içinde en genç kadroya sahip ekip 24,58 yaş ortalamasıyla Türkiye oldu. Bu da çok önemli. Bu jenerasyon bence altın bir jenerasyon ve Türkiye bu jenerasyonla Dünya Kupası'nda da
Şimdi oynanacak Avrupa Şampiyonası'nda da iyi işler yapacak. Umarım derece elde ederiz. Euro 2020 Türkiye'nin 8. uluslararası turnuvası olacak. 1954 ve 2002 Dünya Kupası'na katılan milliler 2003'te Konfederasyon Kupası'na katıldı. Daha önce Euro 96, 2000, 2008, 2016'da yer alan Ay Yıldızlı ekip Euro 2020'ye de katılarak, düzelterek söylüyorum, 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonanın açılış maçına ev sahipliği yapacak 70 bin kişilik Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi 16 bin kişi izleyecek. 16 bin seyirci olacak bu karşılaşmada. 11 Haziran Cuma günü, bu Cuma günü Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maçta 3 bin İtalyan, 3 bin Türk ve 10 bin de UEFA sponsorlar ve davetli listesinin bulunduğu kişiler tribünde yer alabilecek. Bugün itibariyle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com, Özgür Sancar'la spor kazanını sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.